Muhtemelen alan ölçmeye ilk kez tarım toplumuna geçince ihtiyaç duyulmuştur. Antik çağlardan beri insanlar bir takım düzlemsel bölgelerin alanlarını hesaplamak için çaba sarf etmiş. Ve sonunda düzlemde tanımlanan geometrik şekillerin alanlarını nasıl hesaplayacağını bulmuştur. Yani üçgen, kare, dikdörtgen gibi geometrik şekillerin alanlarını hesaplamaya başlamıştır. Bu yöntemlerle beşgen, altıgen gibi geometrik şekillerin alanları da kolaylıkla hesaplanabilir. Çünkü bir beşgen, beş tane üçgenden oluşur. Hesaplanabilen beş üçgenin toplamı da beşgenin alanını verir. Benzer şekilde altıgenin alanını da hesaplamak mümkündür. O halde çokgensel bölgelerin alanlarını bulmak için bu bilgiler kullanılabilir. Arşimet'te bu bilgilerden yararlanarak dairenin alanını hesaplamaya çalışmış. Bunun için daireye içeriden ve dışarıdan yaklaşan çokgenler kullanmıştır. Ancak bazı alanları bulabilmek için düzgün geometrik şekillerin alanlarını kullanmak yeterli olmayabilir. Sonlu bir alan değerinden söz edebilmek için şeklin taşıması gereken belirli özellikler vardır. Alandan söz ediyorsak boyutlarının ölçülebilir olduğunu kabul ediyoruz demektir. Örneğin, kenarları düzgün olmayan, gelişi güzel düzlem parçalarını ölçmede, enip boyu sonlu bir dikdörtgenden yararlanılabilir. Yani, gelişi güzel düzlem parçaları bir dikdörtgenin içine koyulur. Böylece bölgenin alanı, düzgün parçaların alanlarından yararlanılarak kolayca hesaplanmış olur. Bu program alan hesabı, integral ve belirli integral anahtar kavramlarıyla ele alınacak. Bu programı izledikten sonra alan hesabı nedir? Kenarları doğru parçaları şeklinde olmayan düzlemsel bölgelerin alanları nasıl hesaplanır? Belirli integral nedir? sorularına yanıt bulabileceksiniz. Dikdörtgen şeklindeki bir alanı nasıl ölçerim? Önce şeklin bir kenarının uzunluğunu ölçerim. Sonra bu kenarı diğer kenar uzunluğu kadar hareket ettirip istenen alanın ölçüsünü bulurum. Şeklin bir kenarının uzunluğu a, diğeri b kadar olsun. A kenarını b kadar hareket ettirince a kenarını b kere toplamış olurum. Eğer diğer kenar da a kadarsa, yani kenarlar birbirine eşitse bu kez karenin alanını bulmuş olurum. Şimdi de herhangi bir eğriyle sınırlı, sonlu boyutlu bir bölgenin alanını bulmaya çalışacağım. A, B kapalı aralığında tanımlı bir fonksiyon grafiğinin gösterdiği eğri altında kalan alanı bulmak istiyorum. Bu alanı hesaplamak için de aynı yöntemi kullanabilirim. Bunun için ilk olarak A, B aralığını genişliği delta x olan aralıklara böleceğim. Böylece her bir dikdörtgenin alanı delta x ile f x i'nin çarpımı kadar olacaktır. Bu dikdörtgenlerin alanlarının toplamı eğri altındaki alana yaklaşır. Tabii alanda bazı boşluklar kalacak. Bu boşlukları azaltmak için delta x kenar uzunluğunu sıfıra yaklaştırırım. Böylece her bir dikdörtgen bir doğruya yaklaşır. Boşluklar yok olur ve toplam alanı verir. Bu parçaları birleştirme işine bütünü elde etmek anlamına gelen integral adı verilir. Bu toplam A'dan B'ye f fonksiyonunun integrali şeklinde gösterilecek. Bu gösterim A-B aralığında eğri ile sınırlı bölgenin alanına karşılık gelmektedir. A'dan B'ye f fonksiyonunun integrali sembolüne belirli integral deniyor. Ve A'dan B'ye f fonksiyonunun belirli integrali fx artı c fonksiyonunun b'deki değerinden a'da aldığı değerin farkı biçiminde hesaplanır. a'dan b'ye f fonksiyonunun belirli integralinin sembollerine daha dikkatli bakalım. a'ya integralin alt sınırı, b'ye integralin üst sınırı, fx'e integrant, dx'e ise diferansiyel denir. Buradaki dx ifadesi integralin hangi değişkene göre hesaplandığını belirtecek. İntegral alma işlemi değişkenden bağımsız bir işlem çünkü. Şimdi de 0-2 aralığında fx eşittir x kare şeklinde tanımlanmış bir fonksiyon düşünelim. Bu fonksiyon için fx fonksiyonu x küp bölü 3'e eşittir. Peki bu durumda x kare eğrisinin altında kalan ve sağdan x eşittir 2 doğrusu ile sınırlı bölgenin alanını hesaplayabilir miyiz? Evet hesaplarız. Bu alan sıfırdan ikiye x kare fonksiyonunun belirli integraline karşılık gelecek. Sıfırdan ikiye x kare fonksiyonunun belirli integrali x küp bölü 3 fonksiyonunun 2'de aldığı değerden sıfırda aldığı değerin farkına eşittir. Yani bölgenin alanı 8 bölü 3 birim karedir. Görüldüğü üzere düzgün olmayan parçaların kapladığı alanı yaklaşık olarak bulmak belirli integral sayesinde mümkündür. Peki belirli integral günlük hayatta nerelerde kullanılır? Örneğin ülkelerin veya şehirlerin yüz ölçümlerini hesaplamada belirli integralden sıkça yararlanırız. Ya da mesela bir bölgede çıkan orman yangını sonucu ağaçların ne kadarının yandığı bu şekilde bulunabilir. Tam tersi bir bölge ağaçlandırılmak istenirse projenin yaklaşık maliyetini hesaplamak için de başvururuz belirli integrale. Veya şekli belirsiz bir vazonun renklendirilmesinde kullanılacak boyayı tahmini olarak belirlemek için de ona başvururuz. Örnekler çoğaltılabilir. İşte bu tarz problemler için tahmini sonuçlara belirli integral sayesinde en yakın sonuçlarla ulaşabiliriz. Günlük hayattan bir örnek daha ele alalım. Evdeki musluğun akıttığını düşünün. Etrafı su götürmemesi için akıtan noktanın hizasına hemen büyük bir kova koyarız. Kovanın içindeki su damla damla birikecektir. Damlatan musluğun suyu akıtma hızı giderek artıyor olsun. İşte bu durumda 24 saatlik bir süre zarfında kaç kova su birikeceğini yine belirli integral hesabıyla bulabiliriz. Benzer bir örnek olarak bir işletmenin kazancını ele alalım ve işletmenin aylık kazanç değişim hızının sabit olmadığını varsayalım. Eğer bu kazanç değişim hızı bilinirse toplam kazancın ne kadar olacağı yine belirli integral hesabı yöntemiyle bulunabilir. İntegral alma işlemiyle anlık hızı bilinen bir hareketlinin konumu da bulunabilir. Yeter ki hızını bilelim çünkü belirli hızla hareket eden bir cisim her saniye belli bir miktar yol alır. Bu yolların toplamı da iki zaman sınırı arasında alınan toplam yola eşittir. İşte bunu kolayca bulmanın yolu fonksiyon grafiğini tanımlayan matematiksel denklemin integralini almaktır. Yani fonksiyonun belirli integralini aldığımızda fonksiyon grafiğinin altında kalan alanı hesaplamış oluruz. Eğer grafiğimiz hız zaman eğrisi ise bu bize toplam alınan yolu verecektir. Şimdi A noktasından B noktasına doğru seyir halinde olan bir araç düşünelim. Araç sabit hızla hareket ediyor olsun. Biliyorum ki sabit hızla hareket eden aracın hız grafiğine göre aracın aldığı yol kolaylıkla bulunabilir. Çünkü hız fonksiyon grafiğinin altında kalan bölgenin alanı aracın aldığı yolu verecektir bize. Örneğin sabit hızla hareket eden bu araç saniyede 20 metre yol alıyor olsun. Bu durumda 5 saniye sonra aracın aldığı toplam yol 100 metre olacaktır. Bu araca ait hız zaman grafiğinin gösterimi sabit bir doğru şeklinde oluşur. Aracın 5 saniye sonunda aldığı yol da 0'dan 5'e 20'nin belirli integrali şeklinde ifade edilir. Yani belirli integral ile bu aracın herhangi bir zaman diliminde aldığı toplam yolu bulmak mümkündür. Bu örnekte araç sabit bir hızla hareket ediyordu. Ancak değişken bir hızla hareket ettiği zaman, aracın herhangi bir zaman diliminde aldığı toplam yolu yine de bulabiliriz. Bu kez hızı zamana göre giderek artan bir aracımız olsun ve aracın herhangi bir anda aldığı yol geçen sürenin iki katı kadar olsun hızın zamana göre değişimini veren fonksiyonu da vt ile gösterelim. Bu durumda hız fonksiyonunu veren ifade vt eşittir 2 çarpı t kadar olacaktır. Şimdi de hız zaman fonksiyonunun grafiğine bir göz atalım. Aracın 5 saniye sonunda aldığı toplam yolu bu grafik üzerinden bulalım. Süre 5 saniyeydi. O halde t eşittir 5 saniye diyorum. Bakın bir alan oluştu. İşte oluşan bu alan bize aracın aldığı yolu verecek. Yani aracın 5 saniye sonunda aldığı toplam yol sıfırdan 5'e 2 çarpı t'nin belirli integrali hesaplanarak bulunacak. O halde belirli integralle ilgili son olarak şunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer bir aracın hız zaman fonksiyonu bilinirse aracın belli bir zaman aralığında aldığı toplam yol rahatlıkla hesaplanabilir. İntegral kavramına giriş yaparak genel olarak kavramın temelini oluşturan fikirler üzerinde durduk. Ayrıca konunun özünü oluşturan alan hesabına dikkat çektik. Ve düzlemde tanımlı çok gensel bölgelerin alan hesabının nasıl yapılacağını örnekler üzerinde açıkladık. Daha sonra kenarları doğru parçaları şeklinde olmayan bazı düzlemsel bölgelerin alanlarının nasıl hesaplanabileceğini gösterdik. Bunların uzantısında Kapalı aralık üzerinde tanımlı sürekli bir fonksiyonun belirli integralini tanımladık ve belirli integral yardımıyla alan hesaplamalarına giriş yaptık. Belirli integralin önemini daha iyi kavramak adına günlük hayattan örnekler ele aldık. Sıkça karşılaştığımız bir problemden yola çıkarak eldeki hız bilgisinden yol bilgisine nasıl ulaşılabileceğini görmüş olduk. Bu programda Alan hesabı nedir? Kenarları doğru parçaları şeklinde olmayan düzlemsel bölgelerin alanları nasıl hesaplanır? Belirli integral nedir? Sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Matematik 2 ders kitabının birinci ünitesinde yer almaktadır.